İyi akşamlar arkadaşlar. Çok önemli bir maçtı bizim için. Galibiyet çok önemliydi. İyi mücadele etti oyuncularımız. Özellikle Semih'in iki gol atması, genç bir oyuncumuzun böyle önemli bir maçta çıkıp sorumluluk alması ve yeteneğini ortaya koyması bizim açımızdan maç adına en sevindirici olaydı. Onun dışında takımın tamamı galibiyeti Samet abiye hediye ettiler. Biliyorsunuz onun yaş günüydü. Onu da bir parantez açarak söyleyelim. Mücadele edince doğal olarak tabii seyircimiz de mutlu oluyor. İnşallah bu arzulu, istekli oyuna devam edecek oyuncularımız. Sorularınız varsa alayım. Hocam transferin bitmesine 5 gün var. 5 günlük süreçte daha öncesinde bir 6 numara ve 10 numara transferi yapacağını söylemiştiniz imkan olursa. Evet. Renato Sanchez ve James Rodriguez isimleri konuşuluyor. Transferde durum nedir son? Evet, transfer çalışmaları devam ediyor. Avrupa'da bitti biliyorsunuz ama bizde halen devam ediyor. Dolayısıyla arayışlarımız da var. Bugün bir oyuncu geldi. Nottingham Forest'ın kaptanı. Lider bir oyuncu. Onu iki kulüp anlaşmaya çok yakın. Yarın herhalde resmi açıklama olur. O mevkilerde de diğer mevkilerle de önümüzdeki hafta içerisinde istediğimiz şekilde gelişirse transfer yapacağız. Martin'in bu performansı bir 6 numara arayışınız var mı diye biliyoruz. Evet. Bu transferi etkiler mi? Bir de ilave olarak şunu duymak istiyorum. Senin Kutsoy, sizde futbolun en önemli golcülerinden biriniz. Senin Kutsoy da bugün nazar değmişsin. Çok iyi biliyor. Senin geleceğini nerede görüyorsunuz? Yani uzun yıllar Beşiktaş'ta oynar demek istiyorum ama tutabileceğimizi de zannetmiyorum. Çünkü bana göre son yıllarda Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük yıldız. Bu sezon bitmez. Teklifler zaten başladı. Sezon sonunda hele bir de ki muhtemelen tabii ki milli takımımızın teknik direktörü Sayın Montella da kadroya davet edecektir. Avrupa Şampiyonası'nda da mutlaka forma giyerse ondan sonrasına bakacağız. Semih için en hayırlısı olur inşallah. Amartey'nin 6 numara oynadığını biliyoruz. Daha önce de biliyorsunuz Hatay maçında oynattık. O gün de çok iyi oynamıştı. Kopenhag'da da gelmeden önce o mevkide çok başarılı ki Atiba oynuyordu onun öncesinde de. Ondan sonra sakatlığına kadar çok iyi bir 6 numara performansı vardı. Sakatlıktan sonra biraz ağırlaştı diye stopere çektiler ama Amartey bugün de gördüğünüz gibi iyi bir ön libero olabiliyor istediği zaman. Sayın Uçar, transferde hep gelecek isimleri konuşuyoruz ama Süper Lig kulüplerinin özellikle bazı yerli futbolcular için ilgisi olduğu yazılıyor Beşiktaş'ta. Bir ayrılık olması ihtimali var mı acaba? Kadro içerisinde bir yol ayrılığı durumu kalan günlerde Beşiktaş'ta gerçekleşebilir mi? Yoksa kadroyu korumak hedefiniz mi? Şu anda hocamızla o konuya girmedik. Hocamızın beklentisi oyuncu alımı. Oyuncu satışı ile ilgili hocadan böyle bir şey gelmedi. Tabii ki kadromuzda ayrılan bazı genç oyuncularımız var performansıyla alakalı ama esas kadrodan ilk 11 ve yedeklerden çok fazla bir ayrılık olacağını düşünmüyorum. Hocam 3 maçlık kazanan Beşiktaş çok önemli bir mücadele Trabzonspor'u mağlup etmeyi başardınız. Bugün takımın geri dönüşünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Kazanamadığımız 3 maçta da zaman zaman iyi oyunlarımız oldu. Özellikle Sivasspor maçının ikinci yarısında takım mücadele koydu. Sadece o son vuruşlarda sıkıntı yaşadık. Bir de Semih hakikaten bizim için forvette çok önemli bir silah. Onun olmadığı maçlarda zorlanıyoruz. Bugün yine harika işler yaptık. Ondan önceki maçlara baktığımızda da atak sonlandırmalarımızda hep Semih'in imzası var. İnşallah bundan sonra da devam edecek aynı şekildeki performansına. Çağrıda bulunmuşsunuz. Tüm kulüpler için, futbol için bir ortak çağrıda bulunmuşsunuz. Evet. Bugün de Trabzonspor Kulübü özellikle maç sonrasında da çok sert açıklamaları oldu. Pozisyona dair sizin bir yorumunuz, Beşiktaş Kulübü olarak bir açıklama yapmak ister misiniz? Biz geçen hafta da söyledik, biz tüm takımlarımız için adalet istiyoruz. Hakem yönetimleriyle alakalı. Ama bizim mesela bugün Bayan'ın Semih'e yaptığı hareket aklımıza takıldı.
Her takımın tabii kendine göre haklı olduğunu düşündüğü pozisyonlar var. Biz herkese adil şekilde yönetim istiyoruz. Kalkan Lazım sakatlıktan döndükten sonra ilk 11'de kolda girmeye başlamıştı. Fakat hangi spor mücadelesinin ardından oynamıyorsam 3 maçtır yedek kulübesini oturuyor. Bir problem mi var yoksa teknik heyetler için? Tayyip'e çok teşekkür ediyoruz. Uzun süre oynamadıktan sonra gerçekten oynadığı iki maçta da elinden geleni yaptı. Ancak hala fiziki olarak özellikle o çıkışlarında falan o eski Tayyip'in performansından biraz uzak. Ama mutlaka eminim o da takımın banko elemanlarından biri olacak. Tayyip'in o güzel gollerini de özledik. Çünkü öyle de bir özelliği var. Serbest vuruşlarda gelip skor yapabiliyor. O açıdan Tayyip bizim oyuncumuz. Tabii ki iyi olduğu zaman kadroya girecek, formasını kapacak. Hocam Abubakar da milli takımdan geri döndü ama sakatlığı devam ediyor. Tedavi süreci devam ediyor. Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek Abubakar'da? Abubakar'la ilgili süreç diğerleriyle olduğu gibi işleyecek arkadaşlar. Biliyorsunuz FIFA oyuncuyu koruyan bir tavır içerisinde. Dolayısıyla siz kadro dışı diye bir şey yok. Dolayısıyla siz performansından memnun olmasanız bile oyuncunun takımla idmanına müsaade ediyorsunuz doğal olarak. Ki öyle de olması lazım bana göre. Takımla aynı şekilde idmana çıkıyor. Aynı saatte, aynı yerde idmana çıkıyor. Ayrı bir hocayla biraz performans artırıcı çalışmalar yapıyorsunuz. Abubakar'da bunu yaptık. Diğer oyuncularda da Gezal'la da yaptık bu çalışmayı. Şu anda Gezal ilk 11'imizin değişmez oyuncusu oldu. Abubakar'dan da aynı performansı bekliyoruz. Tabii ki bütün karar kesinlikle Fernando Santos'undur. Gezal ilk 11'in değişmezlikler oldu. Bir 6 maç kaldı. Evet. Evet, sözleşmesinde öyle bir şart var. Sezon 3 sezon içerisinde sezon başı 20'şer maç oynadığı zaman 60 maçı 45 dakikadan fazla oynadığı zaman otomatik olarak uzuyor. Bu tamamen hocanın tasarrufudur. Eğer önümüzdeki sezon kadrosunda görmek istiyorsa oynatacaktır. Saygı duyarız. Trabzon galibiyeti için tebrikler hocam. Hocam transfer döneminde Beşiktaş şu anda sakin durumda. Gelen oyuncu tabii ki Beşiktaş taraftarını mutlu etti. Fakat beklenenin altında kaldı taraftar. Transfer bekliyor taraftar hala. Devre arasındaki transfer yıldız bir transfer olacak mı? Sezon sonunda mı yapılandırmayı güçlendirmek istiyorsunuz? Şimdi aslında dostlar bunu diğer takımlar da çok sık dile getiriyor. Sezon arası transferlerinde çok ciddi problemler yaşanıyor. İstediğiniz oyuncuları alamıyorsunuz. Az sayıda oyuncu var. İyi oyuncusunu kimse bırakmıyor. Dolayısıyla bir ya da iki oyuncuya birçok kulüp talip oluyor. O açıdan zor gelişiyor olaylar. Tabii ki diğer takımların da tekrardan transferde aktif hale gelmesinin sebebi var. Ezeli rakiplerimiz şampiyonluk mücadelesi yapıyorlar. Bu sene yanılmıyorsam Şampiyonlar Ligi'nde iki tane takımımızla ön eleme oynayacağız. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın transferde yine aynı şekilde devam etmesi doğal. Biz tabii biraz daha içinde bulunduğumuz durumu düşünerek. Çünkü şöyle bir durum var. Seneye Rozier ile Onana biliyorsunuz kiralık. Onlar döndükten sonra Montero ve Hasic de var. 17 tane yabancı oyuncumuz olacak elimizde. Biraz daha dikkatli hareket etmeye çalışıyoruz. Ama en önemlisi bizim için önümüzdeki senede hedefe oynayan bir Beşiktaş yaratmak. Dolayısıyla transferi ona göre yapmak istiyoruz. Amacımız bu. Onunla da ilgili tabii ki bugünkü transferimiz opsiyonlu olarak geliyor. Performans sergilerse seneye devam edecek. Ben teşekkür ederim dostlar. İyi akşamlar. Kusura bakmayın. Bu kadar bekletiyoruz ama...